Hatırlıyorsanız ben bu yayınlarımda hatta YouTube videolarımda bile birçok yerde denk gelmişsinizdir. Denk gelmiştir yani. Bazı isyan ettiğim ve e, bazı oyuna gelmesini istediğim ya da oyundan kalkmasını istediğim şeyler vardı. Hatta bunlar çok yakın tarihlerde bile yaşandı. Örnek olarak Earthshaker Morphling kombosunda ya da Morphling'in herhangi bir hiroya dönüştüğünde... Ee, hani HP ve mana pulunun barının aynı olması en azından böyle bir nerf atılması yönünde bunu yaptılar sağ olsunlar ee, işte patch kendini dinaylıyordu sürekli biliyorsunuz bu hero'dan deny kalkmalı diye diye sonunda hero'dan deny'i kaldırttırdık ee, patch'dan deny'in kalkması çok güzel oldu ona çok sevindim işte bazı hiroları OP daha OP yaptılar. Bazı hiroları birazcık nerflediler. İşte dengelemeye çalıştılar falan. Gelen hirolar arasında Void Spirit aşırı OP değil. Gerçekten balanced bir hero olarak geldi. Çok dengeli. Oynamadım, izledim. Deneme modunda hiroyu denedim. Magical da denedim, Keri de denedim. Ee, hero Magical'ken daha iyi. Keri o kadar iyi değil. Bunu aklınızın bir kenarına yazın. Yani bu pub game'de siz belki hani alıp rakibi yok edersiniz ama bu hero kompetitive e geldiği zaman ya da yüksek MMR rank game'lerde bu oyun bu adam her zaman 3 numara 3 numara olarak göreceksiniz bu hero'yu ya da 4 numara olarak göreceksiniz ve bu hero'yu offlane'de ya da 4 numarada gördüğünüzde her zaman magical olarak göreceksiniz. Bunu safe lane physical bir hero olarak kolay kolay görmezsiniz yani. Yaparsa da profesyonel oyunlar böyle zevkine falan şey profesyonel oyuncular falan zevkine yapar yani. Onun dışında çok fazla görmezsiniz. Snapfire e, inanılmaz güçlü. Yani bu hero hem magical hem physical hem kere hem magic. İkisinde de çok etkili. Ultisi magical vuruyor. Magic kastığınız zaman ultisi çok ama çok uzun range'den attığı için ve slow vurduğu için aynı zamanda hasar çok yüksek olduğu için magical build de çok fazla vuruyor. Artı olarak physical kasarsanız da carry kasarsanız da 3. skill'i sayesinde çok fazla hasar çıkarıyor hero. O yüzden hem carry kasabilirsiniz hem magic build'i hero ile yok edebilirsiniz. Yani bu hero nerf yiyecek bilginiz olsun. Ama ben e, void Spirit'in üzerine buff yiyeceğini düşünüyorum. Yani özellikle arkana falan gelirse ciddi anlamda buff alır bu hero. Onun dışında e, ee, hero'lara olan aganim rework'leri e, bazı hero'ları çok güzel yapmışlar skill'lerini değiştirip. <laughs> Mesela Puck'ın ikinci skill'i Waning Rift falan böyle attığınız zaman blink olup falan böyle silence oluyor. Kaçmak için bile kullanılabilir bir skill. Artık Pak daha ölümsüz olmuş eski oranla. Çok daha iyi, daha kullanışlı. Şöyle söyleyeyim daha fazla piklenir yani eski oranla. Çünkü hem midde hem offlane'de çok daha avantajlı bir hale gelmiş. Pak güzel olmuş. Pak'ı çok beğendim. OD'ye gelen nerf hem nerf hem buff. Ee, yani eski tek başına 1 vs 5 atan OD yok artık. Takımıyla beraber oynamak zorunda olan bir OD var. 1 vs 5 atamayacak ama gene fightlarda güçlü. O hani sürekli her oyun OD görmeyeceksiniz artık. O kadar güçlü değil. Ama oynamak isteyen yani OD'yi seven yine oynayabilir. Hero'yu öldürmediler. Hero gayet şu anda dengelendi. Başka hirolara böyle çok fazla güçlenen hero'lardan bahsetmek istiyorum. Silencer mesela. Silencer aşırı güçlendi. Kalıcı int çalmasının yanında Silencer'a şöyle bir güzellik eklediler. Bu skill her vurduğu zaman hasara dönüşen zeka diye bir şey var. Bakın burada. Her vurduğunda ee, son level'da 40 saniye boyunca 3-3 int çalıyor abi. O OD'nin eski skill'i gibi. Yani OD ile nasıl vurdukça int çalıyordunuz. Şimdi silencer ile vurdukça int çalıyorsunuz. Artı silencer bir de kalıcı int kazanmaya devam ediyor. Öyle düşünün yani. Ve aghanim aldığınız zaman falan last word alan oluyor. İşte şu anda silencer çok güçlü. Mesela ee, üstüne ağır güçlenen hero'lardan bahsetmek istiyorum. Ee, ağır güçlenen hero'lardan bir tanesi, ağır güçlenen hero'lardan bir tanesi Ogre. Ignite atıyorsunuz artık. Aynı Poison Touch gibi Dazzle'ın vurdukça üzerinden Ignite, yani adamın üzerindeki Ignite süresi artıyor. Şöyle söyleyeyim, hiç bitmiyor değil. Mesela Dazzle'ınki sürekli vurduğunuz sürece bitmiyor ama bununki uzuyor. Hani Ignite süresi. Çünkü Ogre'ye arkana gelecek. O yüzden Ogre'ye böyle bir buff verdiler. Ogre meta'ya girsin diye. Ogre şu anda bayağı güçlü. Bilginiz olsun. Ee, Lich'in aganimi çok güzel oldu. 3. skill'i böyle alan oldu biliyorsunuz. Artık 3. skillini alan şeklinde atabiliyor. Bu gayet iyi bir 5 numara 4 numara hırs oldu Lich. Lich'i çok beğendim. Invoker'a gelen <laughs> hani Invoker'a gelen şey şöyle söyleyeyim. Özellikle bu beni çok ilgilendiriyor. Çünkü ben Invoker picker bir insanım. Invoker'a gelen olay çoğu insan için e, nerf olarak gözün, gözükse de hem nerf hem aynı zamanda buff. Biliyorsunuz şu anda Invoker'dan e, mesela eskiden Aghanim aldığınız zaman ulti cooldown'ı 2 saniyeye düşüyordu. Artık o ulti cooldown'ı yok. Ulti cooldown'ını Aghanim aldığınız zaman düşürmüyor. Ulti cooldown'unuz e, elementlerinizi levelladıkça her levelladığınız element başına 0.3 saniye düşüyor. Yani bu şu demek. 17 level olduğunuzda tamamen eski aganimle hali gibi 2 saniyeye düşüyor ultisinin cooldown'u, invoke cooldown'u. Onun dışında 7 saniye. Yani yavaş yavaş level atladıkça invoke'un süresi düşüyor ama 17 level'da eski aganimle haline dönüyor. Katalizm talent'ını kaldırdılar, kataklizm talent'ını, onu aganim'e eklediler. Artık aganiminiz yoksa kataklizm atamıyorsunuz. Bu şu demek? invoker artık aganim şart değil. Üzerinden 4200 gold'luk bir item yükü kalktı. Kataklizm bazı oyunlar dışında hiç gereği olmayan bir spell. O yüzden eee Kataklizm istemiyorsanız Aganim almak zorunda değilsiniz. Zaten late game'de Invoker'ın Aganim'ini iyi yiyordunuz. Statın, stat'ını falan da boş veriyordunuz yani. Aganim'in Invoker'dan kaldırılması müthiş bir şey oldu. Benim açımdan ki hero 25 level olduktan sonra 0.6 saniyede bir spell kesiliyor. Bu şu demek bana hiçbir şekilde spell yetmez. Ben zaten ulti cooldown'ı 2 saniyeyken bilene Hiçbir spelli yetiştiremiyordum. Hepsini kullanıyordum. Şu anda Invoker'ın Aganimi gibi Refresher'a şart. Yani Refresher Invoker'a şart bir hale geldi. Ya da Octarine Core kesinlikle almamız gerekiyor. Ee, zaten beklediğim bir nerf vardı. Cold Snap Talent'ın nerf yiyeceğini zaten biliyordum. Ha tamamen Discord'da tahmin ettiğim gibi. Eksi 15 saniyeden eksi 10 saniye düşürdüler. Bunu ben ağzımla söyledim. 15'ten 10'a düşecek Cold Snap Talent'ı dedim. Öyle oldu. 10 saniye düşürdüler. Eksi 10 saniye Cold Step Talent'ı. Şu anda Invoker'ın verilebilecek en güzel talentları Ghost Walk. Üstünden eksi 10 saniye Cold Snap. Üstüne Alacrity, hasarı ve hızı. Artı çevresel Defending Blast. Ki kaldı ki oyuna 30 level mekaniği getirildiği için. 30 level olduğu zaman bütün ee, bütün zaten şeyleri alıyorsunuz. Neydi? ismi aklıma gelmedi ya. Bütün talentları alıyorsunuz. Yani 30 level olduğunuz zaman zaten bütün talentları kullandığınız için şu anda çok fazla hero'nun zaten hani iki talent arasında böyle seçim yapmak zorunda kaldığınız hero'lar vardı ya o hero'ların bazıları çok güçlü abi. Çünkü bazılarının böyle hangisine versem diye düşündüğünüz talentları var. 30 level olduktan sonra çok güçlenen hero'lar var yani Pangolier gibi mesela, Templar Assassin gibi. Çok güçlü. Invoker'ın talentları çok güzel. 30 level olursa çok güçlü. İşte yani çok var. Lifestealer var, işte Legion Commander var, Kunka var. Çok talentları, çok güçlü hero'lar var mesela. Enigma'nın e, Midnight Pulse'u bu pür vuruyordu eskiden artık Magical vuruyor. Oyuna çok güzel bir mekanik eklendi. Aslında çok güzel değil ama benim için güzel. Çünkü ben BKB'yi çok seven bir insan değilim. Artık BKB'den geçen skill'ler yani Beastmaster olsun, işte Bane'in ultisi olsun. Beastmaster'ın ultisi olsun. Bu gibi target atılabilen ve BKB'den geçen skill'ler artık BKB'ye attığınız skill hasarını da vuruyor. Yani ile ulti attığınızda eskiden stun'ını yiyordu adam ama e, hasarını yemiyordu. Artık BKB'ye geçen her skill hasarını da vuruyor. O yüzden e, benim için güzel bir mekanik güncellemesi. Ama BKB'yi seven tabi carry oyuncuları için bu güzel bir mekanik değil. Ama benim için güzel. Ben beğendim. Enchantress'in ultisini e, Untouchable'ı ultiye aldılar. Birinci skill'i ultiyle yer değiştirdiler. Yani şu an Impetus bir levelde 6 saniye ama gene eski OP'liğine sahip yani. Gene pür vuruyor. İşte son level'da 0 saniye. Sürekli atabiliyorsunuz 55 mana. Ee, bir de şey geldi ya. Aganim kastığınız zaman Spring diye bir yetenek falan geldi. Mesela input satıp Spring attığınız zaman ekstra hasar falan vurdurabiliyorsunuz. Enchantress şu anda çok güçlü. Intangible'ı zaten hani 180 saldırı yavaşlatma BKB bassanız bile ne? dok hani untouchable olduğu için vuramıyorsunuz. BKB bile işlemiyor. Ancak Silver Edge yapmanız lazım. Ya da işte Doom'un Infernal Blade'ini falan vurmanız lazım ki pasifi kalksın. Ondan sonra vurabilin. Ee, ama Silver Edge, Silver ile vurmak için bile belli bir atak speed'e ihtiyacınız var. Şu anda Enchantress OP. Top OP hero yani şu anda. Oyundaki en güzel hero'lardan bir tanesi. Disruptor'ın güzel bir buff aldı. Thunder Strike. I aynı şey gibi oldu. Var ya bu. Neydi o item'ın ismi? Nilfire ile vurdukça slow atıyorsunuz ya. Thunder Strike de vurdukça öyle bir slow atıyor. Güzel bir buff. Yani Disruptor'ı sevdiğim bir o. Abi Crystal Maiden'a bir buff geldi. Bak aklınız gider beyler. <laughs> Crystal Maiden'ın Arcane Aura'sı artık takıma %10 Magic Resist veriyor. Yani sadece mana aura değil artık %10 da Magic Resist veriyor. Yani inanılmaz bir buff global olarak takımınıza verdiğiniz magic %10 rezistiniz var. 1000 yiyecekse skill'den artık işte %10'u 100 artık 900 yiyor abi. Efsane güzel bir buff. Crystal Maiden çok daha fazla piklenir bundan sonra. Bilginiz olsun. Çok seviyorum. Ancient Operation şu anda artık support hero'su değil. Bilginiz olsun. Mid oynanılabilir. Carry olarak oynanılabilir. Safe lane'de oynanılabilir. 3 numara olarak oynanılabilir. Ancient Operation'ın Chilling Touch skill'e en sonda verdiği hasar artı 170 biliyorsunuz. Aghanim kastığınız zaman Chilling Touch cooldown'ı kalkıyor. Sınırsız olarak vurabiliyorsunuz adama. Efsane bir buff. Yani Ancient Operation şu an çok güzel bir hero. Efsane yani çok seviyorum. Ancient Operation'ı midde oynamayı zaten. O yüzden kullanılabilir. Weaver'a gelen buff'tan nerf'ten bahsetmek istemiyorum. Çok umurumda olan bir hero değil yani. Ona açıp bakabilirsiniz. Ben şu an sadece kısa bir özetle böyle genel patch hakkında yorumlarımı yapıyorum. Sevdiğim sevmediğim şeyleri söylüyorum. Vengeful'un e, ultisine fear gelmesi güzel oldu. Attığınız zaman adam 2 saniye fear yiyor. Yani mesela eskiden Vengeful sizi swapladığında Stun atacağında Eul atıp falan stun dojuyordunuz. Artık o yok abi. 2 saniye boyunca Fear'dasınız. Güzel bir buff Vengeful için. Zaten <gülüyor> değişik, <gülüyor> salak güçlü bir hero'ydu yani. Daha güçlü oldu şimdi. Ursa'nın e, birinci skill'ine gelen böyle Slark'ın atlaması gibi garip böyle kaçış mekanizması diyelim. Öyle bir mekanizma yapmışlar. Böyle Slark'ın Pawn skill'i var ya onun gibi atlıyor birinci skill'i. Böyle seke, seke gidiyor falan. Çok umrumda değil o. Troll Warlord... Değilmeyeceğim, Blade değinmeyeceğim. Templar Assassin, ee, bu güzel bir buff aldı. Bu PCI Blades, ee, bu daha artık büyük bir alanda splash vuruyor. Bayağı güçlendirdiler bunu. E, Templar Assassin mid çok fazla görebilirsiniz. Zaten çok güçlüydü o. ekstra buff attılar. E, o yüzden oynanılabilir, bol bol görebilirsiniz. Bunlara değinmeyeceğim. Abi Slark'a çok saçma bir şey yaptılar. Çok OP bir şey yaptılar. Slark'a Aghanim aldığınız zaman abi bu Pounce'u 1000 range kadar uzaklığa atıp 2 charge halinde atabiliyorsunuz ve çok hızlı zıplıyor. Yani eski Pounce'unu düşünün yani atlıyordu ya 600 range. Şimdi artık 1000 range atlıyor çok hızlı atlıyor ve 2 charge oluyor Aghanim aldığınız zaman. Çok salak OP bir şey. Ee, bunun nerfleyeceklerini düşünüyorum yakın zamanda ki umarım nerflerler. Ee, SF'e gelen buff güzel oldu. Ee, ultisini attığı zaman artık bu da Aganimle beraber şimdi şöyle ultisini attığı zaman fear veriyor 2 saniye boyunca artı Aganim kasarsanız ultisini attığında o ruhlar geri dönerken de fear veriyor. Toplamda 4 saniye adamı fear ediyorsunuz. Fear sizden uzaklaşabiliyorsunuz. Öyle bir güzel SF metaya girebilir. Görebilirsiniz SF, SF midlere. Çok büyük bir buff değil ama kötü de değil yani. 2 reis süresi verdiler ultiden sonra. Gayet iyi. Riki eski riki oldu. 6 level'da inimiz oluyor artık. Blink charge'ını 2'ye çıkartıp işte kuldan e, cooldown koydular. Cooldown'u birazcık uzun. 10 saniye mi neydi? Aynen son level'da 10 saniye Blink cooldown'u var. Artı e, ultisini de 3. skill'ine eklediler. Aghanim'le beraber 6 atak yapıyor. Yani ortadan yok olduğu zaman 6 hit atıyor. E, güzel dengelediler Riki'yi. 6 level'a kadar imiz olamıyor artık. İşte Smoon'dan artık slow'u falan kaldırdılar. O Smoke attığı zaman sizi kör ediyordu ya, etrafı göremiyordunuz onu falan kaldırdılar. Riki'ye güzel bir nerf geldi ama oynanamayacak kadar kötü yapmadılar. Hala iyi yani, Riki iyi durumda, oynayabilirsiniz. Bu gayet de iyi bir hero yani, güçlü. <laughs> ee, Razer'a ne oldu biliyor musunuz bilmiyorum. Static Link attığı adamı aynı Windranger'ın ulti attığı zaman Moonwalk yaparak vura vura koşuyor ya arkasından, aynısını yaptılar. Static Link attığınız kişiyi Static Link'den Ayırana kadar kendinizi vurmaya devam ediyor ama başkasına dönüp vuramıyorsunuz statik Link adama bağlı olduğu sürece önce ayırmanız gerekiyor Statik Link'i atıp adamı kovalayıp dövebiliyorsunuz böyle çat 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 vurabiliyorsunuz hiç koparmadan kopardığınız zaman başkasına da vurabiliyorsunuz bu Razer için güzel bir buff ee, Razer daha fazla piklenir bilginiz olsun siz de oynayabilirsiniz şu anda çok güçlü oldu ee, PL Phantom Rush'ı aşırı güçlü oldu Buna bahsetmek bile istemiyorum. Yakın zamanda nerf yer, eminim. Phantom Assassin, ee, buna da değinmeyeceğim. Çok umurumda olan bir hero değil Phantom Assassin. E, Pangolier, bütün talentlarını aldığı zaman çok güçlü olacak. 30 level'da çok op bir hero. Nix Assassin'e zavallım hiçbir şey yapmadılar. 10 MS verdiler. Naga Siren, Naga Siren... Hiçbir şey değişmedi diyebiliriz. Çok az değişti. Morphling'e dediğim gibi çok güzel bir nerf attılar. Beklediğim bir nerf attılar. Burada Discord'da ve yayında daha önce defalarca söyledim. Youtube videolarında da denk gelebilirsiniz. Defalarca söyledim. Hani bu hero bu kadar op madem. HP'sini de mana pulu gibi bir yapın dönüştüğü zaman adamı kesebiliyorsak keselim abi. Hani çok güzel nerflediler. Artık HP'si ve mana pulu bir dönüştüğü hero ile... Dönüşte hero'yu kestiğiniz zaman ya da canını azalttığınız zaman kendisi orijinal haline döndüğünde gene orijinal halinde devam ediyor. Yani HP'si ikisinin de aynı. Hiç değişmiyor. Birinin fazla birinin eksik değil. Monkey King'e değinmeyeceğim. Mirana'ya değinmeyeceğim. mipoya değinmeyeceğim. Medusa'ya değinmeyeceğim. Luna çok güzel oldu. Ee, Luna'nın şu Moonglade skill'i artık üzerinizde kritik varsa bu da kritik hasarı kadar vuruyor. Ee, bayağı buff'lı. Şu anda top kerilerden bir tanesi. Hani ilk 5 keriden bir tanesi metadaki. Emin olun bir hafta içerisinde her oyunda Luna olacak beyler. Bilginiz olsun. Hiç yani görmediğiniz Luna'yı görmediğiniz high, high rank böyle high MMR game olmayacak. Yani kesinlikle her oyunda Luna göreceksiniz banlanmazsa bilginiz olsun. Londurit çok güzel oldu. Londurit de her oyun görebilirsiniz. Ayısı çok güzel bufflandı. Root'u, Blink'i falan bir level'da bile var artık. Artı root'u işte hani ayır level'ladıkça root'u daha uzun tutuyor ama bir level'da bile root'layabiliyor artık. Juggernaut'a değinmeyeceğim, Gyro'ya değinmeyeceğim. Faceless Void aşırı, nasıl söyleyeyim bir yandan aşırı güçlü oldu, bir yandan da nerflediler. E, nerfledikleri kısım artık Faceless Void 160 saniyede bir ulti atabiliyor sadece. 160 saniye sabitlediler cooldown'ını. aganim alsanız bile ultisinin cooldown'u düşmüyor. Ama Aghanim'e şöyle bir buff eklediler. Aghanim aldığınız zaman Faces Void'e küçük bir alan böyle 200 radius, 200 AO'ya kadar bir alana birinci skill'i Time Walk'a attığınız zaman atladığı yerdeki bulunan hero'lara %100 şekilde 5 vuruyor. Yani üçüncü skill'i Time Lock bir kere çalışıyor. O yüzden Void şu anda adam yakalama konusunda çok iyi. Evet ultisinin cooldown'ı arttı ama Void'i fight içinde daha aktif göreceksiniz. Yani şu an artık şöyle düşünün. Aghanim kasıp bütün fightlara katılabilen bir Void göreceksiniz. Sadece ultiye dayalı bir Void görmeyeceksiniz artık. Bütün fightlarda aktif olarak gelip bütün fightlarda olan bir Void göreceksiniz. Oynanacak yani Void. Öyle söyleyeyim. Ember'a bir şey demiyorum. Ember, Imba Spirit. Drow'un... Ee, Drow'da çok şey değişti. Ultisi artık kriplere tek atmıyor. Ekstra hasar vuruyor sadece denk geldiği zaman. Artı olarak 1. skillindeki Frost Arrow'lara ekstra hasar eklediler. İşte bonus 20 hasar vuruyor son level'da. Ee, Silence'ı aynı. Birazcık ittirme mesafesini arttırdılar 100 kadar. Multi Shot diye bir şey eklenmiş. Ben beğendim. Crypt Wave'i çok hızlı bir şekilde itebiliyorsunuz. Böyle Medusa'nın Split Shot'ı gibi böyle 3 kere arka arkaya ok atıyor. Wave'e tek atıyor üzerinizde item olmasa bile. Farmını çok hızlandırıyor. O da şundan dolayı, ultisindeki farm hızını kaldırdıkları için böyle bir şey eklemişler. Gayet güzel bir multi-shot. Ee, ama şöyle söyleyeyim, fight'larda eskisi gibi hani e, güçlü bir draw yok yani. Eskisi kadar güçlü değil, öyle söyleyeyim. Yani çok fazla oynanmaz. Draw iyi bir nerf yedi diyebiliriz yani. Draw'a pek fazla bulaşmayın. Clings aynı, Brute aynı, Bounty değinmeyeceğim, Bloodseeker değinmeyeceğim. Arc Warden'a değinmeyeceğim. Anti e çok güzel bir buff geldi. Ağır, ay yani böyle ağır güçlü yapacak bir buff geldi Anti Mage'e. Birinci e artık, hero'nun temel manasının, yani toplam manasının diyeyim, o anki mevcut manasının değil, diyelim 2000 mananız var, 1000'ini harcadınız, 1000 mananın değil, toplam manasının, yani 2000 manasının %5'i kadar. Yani 2000 manası olan bir hero'nun her vuruşta 100 manasını emiyor. Bu şu demek, blink oldunuz, adama abyssal blade attınız, manta bastınız. Siz her vuruşta 100, mantalarınızda 50'şerden toplamda adamın her vuruş başına 200 manasını yakıyorsunuz. 5 kere vurduğunuz zaman 1000 manası gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Bu da şu demek, gerçek bir anti mage demek. Yani Ortalama bütün introlarının mid game'den böyle late game'e kayarken 2k ortalama manaları oluyor. Tam bir mage düşmanı bir hero oldu şu anda. Çok güçlü, aşırı güçlü. Abyssal Blade'de de gelen buff'u biliyorsunuz. 600 range'den blink atarak böyle stun atıyor adama. O yüzden anti mage şu anda metada görebileceğiniz hero'lardan. Meta bir hafta 10 güne kadar oturur. Anti mage'i bol bol görürsünüz. Bilginiz olsun. Banlamaya bakın çok güçlü şu anda. VK'ya değinmeyelim. Andy geç, geç, Triant geç, Tiny benim çok sevdiğim bir buff aldı. Hem nerf hem buff. Tiny'nin artık e, tree grab'i eskisi gibi. Yani bir tane ağaç aldığınız zaman elinize fırlatmadığınız sürece ağaç elinizde duruyor. Splash vurmaya devam ediyor. Ağaç e, Dinay'larda ekstra hasar vermiyor. Yani normal vurduğunuz hasar kadar Dinay hasarınız var. Çok güzel bir nerf. Mid'de çok güçlüydü çünkü diğer türlü. İlk wave'den iki kribini kesin dinaylıyordu. Fırlatmadığınız sürece elinizde kalıyor. Ve ee, gayet dengeli oldu şu anda. Sürekli ağaç aramak zorunda kalmıyorsunuz. Elinizde sürekli ağacınızla farmınızı alıyorsunuz. Splash hasarı falan gayet yerinde. E, bu il hasarları gayet yerinde. Tree grab'ini çok güzel nerflediler. Ben çok sevdim. Tiny oynayacağım rank maçlarda. Gayet etkili bir hero oldu. Ben Tiny'i çok sevdim. Siz de oynamak isterseniz kesin oynayın. Bence çok güzel. Şu anda tam dengeli hero yani. Değilmiyorum. Tidehunter'a bir şey demeyeceğim. Sven. Sven'in Aghanim'ine Superman eklentisi geldi. Ee, Sven Aghanim kastığınız zaman oldukça yüksek bir range vardı. 1000 kadar renci var abi yanlış hatırlamıyorsam. 700-800 de olabilir. Stun attığınız kişiye Huskar gibi zıplıyorsunuz. Huskar'ın ultisi gibi. Agenim'iniz olduğu zaman Huskar'ın ultisi gibi zıplıyorsunuz adama. Stun attığınızda bir tane de vuruyor hero. Öyle bir beceri getirdiler. Ee, o yüzden Sven şu anda... Ya yani Aganim çok kasılan bir item değil Sven'e. Çok tercih edilmiyor ama Sven şu anda meta'ya giren bir kere olabilir. Ee, Güzel, güçlü bir kere zaten kendisi. Çıkış içinde, giriş içinde güzel bir eklenti getirdiler Aganim'le. Dagger almak zorunda değilsiniz. 2250 goldunuz da cebinizde kalabilir. Aganim alıp stat artı işte böyle bir özelliğe sahip olabiliyorsunuz. Sven güzel oldu. Kötü değil bence. Spirit Breaker'a değinmeyeceğim. Teyze'yi zaten video başında söyledim. Aşırı güçlü. Beyler nerf yiyene kadar bu hero'yu oynayın. Başka hiçbir şey demiyorum size. Nerf yiyene kadar bu hero'nun tadını çıkarın. İster magical yapın ister carry yapın. Bu hero'yu her türlü oynarsınız. Physical hasar yaparsanız carry 3. skill'i yok ediyor. Magical yaparsanız 1. skill'i ve ultisi yok ediyor. Magical ben oynarsam Magical oynayacağım. Magical daha çok tercih ederim. Çünkü çok güçlü. Ultisi bayağı bildiğiniz 3000 range falan 4000 range falan yani böyle. Mid'in 1. kulesinden şöyle söyleyeyim. Mid Radiant 1. kuleden dair... Birinci kulenin arkasından ikinci kulenin önüne kadar falan böyle ultisini atabiliyor yani. Baya baya uzaktan. Devam edelim. <laughs> Slardar'a değinmeye gerek yok. SK değinmeyelim. patch sonunda olması gereken oldu abi paca Deny mekanizması kalktı abi. Sonunda. Yani sonunda yani. Aghanim artık hook'un cooldown'unu düşürmüyor. Talent'ı ile beraber eksi 5 saniye Me Too cooldown alıp burayı 7 saniyeye çekebiliyorsunuz. Ee, Hukun zaten hasar türü hala pür. Aganim e, bu ultisi değişik bir şey oldu. Bu artık takım arkadaşına falan da atılıyormuş sanırım. Evet. Aganim aldığınız zaman takım arkadaşınızı ısırırsanız her böyle şey başına ısırma başına işte %4 %4 HP yeniliyormuş. Scepter'lı kuldağını da 11'e düşüyormuş. <laughs> yani paca sonunda beklediğim nerf geldi. En azından belki oyunlarda artık daha az piklenir. Yani Pudge'dan nefret ediyorum abi. Özellikle kendini dinaylamasından nefret ediyorum. Kahrolası bir hero. Umarım daha çok nerf yer yani. Phoenix'e değinmeyeceğim. Omni'ye değinmeyeceğim. Abada değinmeyeceğim. Alchemist, Axe, Beastmaster değinmeyeceğim. Panda değinmeyeceğim. Briss Centaur, Chaos Knight. Bak Chaos Knight'a çok güzel bir buff geldi. Chaos Knight'a beyler artık Aghanim kastığınız zaman kendisi ulti bastığında ilüzyonlarının haricinde etrafında ne kadar hero varsa onların da ilüzyonunu çıkarıyor. Yani Dark Seer'ın ultisi gibi düşünün. Ultinize bastığınız zaman Dark Seer'ın ultisi gibi böyle ilizyonlar çıkıyor artı kendi ilizyonlarınız. Hepsini kontrol edebiliyorsunuz ve bir adama saldırtabiliyorsunuz. Öyle güçlü bir ultiye dönüştü. şu anda çok iyi durumda. Chaos Knight da metada olabilir. Clockwork'e Aghanim'le refresh eklentisi geldi. Clockwork mesela bütün skill'lerini kullandınız. Eğer aganiminiz varsa buraya skilllerinizi refreshleyeceğiniz bir tane daha skill ekleniyor. Ee, 60 saniyede bir diye yanlış hatırlamıyorsam bildiğiniz refresh itemının skill hali olarak düşünün. Basıyorsunuz bütün skillleriniz refreshleniyor. Itemlarınızı refreshliyor mu bilmiyorum. Onu denemedim, görmedim daha doğrusu dikkat etmedim. Ama skill'lerinizin hepsi refreşleniyor yani. Clockwork da oynanabilir. Ee, <laughs> gayet güçlü bir hero haline geldi şu anda Clockwork. Bilginiz olsun Clockwork oynayabilirsiniz. Ee, Doom'un infernal blade'i çok güzel oldu. Artık ee, şey yapıyor, pasifleri siliyor. Aynı bu şey gibi. Eski Doom attığınız zaman böyle pasifler falan siliniyordu ya. Artık o şekilde pasifleri siliyor. Bir de e, ne yapıyordu başka ya? Agın, yanma süresi 4 saniye. Cooldown'u da 4 saniye. Yani perma olarak inferne, infernal late verebiliyorsunuz adam. Vurabiliyorsunuz sürekli. Çok şu anda doğum da güçlendi. Meta'ya girmesi zaten ben bekliyordum. Bayağıdır meta dışıydı. Şu anda birazcık güçlendi. Piklenebilir yani. <laughs> Sonra DK. DK mucizevi bir şeye dönüştü abi. DK artık Dragon Form'a geçtiği zaman Aynı Triant imimiz olduğunda ağaçların arasından geçiyor ya. Aynı şekilde Dragon formuna dönüştüğü zaman bu da geçebiliyor artık. Her yerden geçiyor yani. Daha taş tepe böyle. Çok güzel bir hero haline geldi. Daha fazla piklenecek. Mid'de beni çok kanser eden bir hero DK. Hasar yemiyor çünkü. Karşımda daha fazla görürüm büyük ihtimalle. Bir de daha fazla böyle kaçış mekanizması olduğu için artık büyük ihtimalle meta'ya girebilir. Güçlü bir hero şu anda yani. Devam edelim. Earth Spirit'e e değinmeyeceğim, Earth Shaker'a değinmeyeceğim. Elder Titan'ın e, bu BKB eklentisi artık bu şeye geldi. Astral Spirit'e e geldi. <laughs> Ruh atıyorsunuz. Eskiden bu e, Echo Stomp basarken, aganim aldığınız zaman Echo Stomp basarken BKB'li oluyordunuz. Şimdi artık bu Astral Spirit'e e attığınızda, Astral Spirit geri çekildiği zaman BKB oluyor Aghanim'in haliyle. E, o yüzden bilmiyorum oynanır mı oynanmaz mı bilmiyorum ama ben çok sevmiyorum Elder Titan ama çok güçlü yani gerçekten çok güçlü bir o. Carry olarak oynandığı zaman özellikle 3 numarada falan yok eden bir o çok çok güçlü. Ee, bunu geçelim. Huskar. Huskar'a Aghanim buffıyla şey geldi. Artık Huskar size Aghanim alıp da ulti atarsa Aks'ın kolu gibi e, ulti attığı zaman adamın peşinden koşuyorsunuz. Bir iki saniyeliğine falan böyle. Hiçbir şeyinizi kullanamıyorsunuz yani işte itemmiş bilmem neymiş for staffmış böyle kaçayım maçayım yok aganim alan huskar üstünüze atladığı zaman ee, böyle fear yiyor gibi kol yiyor gibi bir şey oluyorsunuz bir de bu burning spear artık kendisine ee, bak şu sağlık maliyeti 4 diyor bak bu sanırım artık denemedim bunu her vurduğunda Burning Spear'la 4-4 canınız gidiyor galiba yani. Bu emin değilim bundan tam. Eskisi nasıldı hatırlamıyorum da. Şu anki halini de tam bilmiyorum. Buna bakmadım. Huskar çok ilgi alanım değil çünkü. %4 %4 HP'niz gidiyor artık yani. Mesela 1000 HP'niz var 40-40 canınız gidiyor. Öyle düşünün yani. Baya şu anda aslında nerf yedi gibi. Aghanim buff'u alıp böyle daha çabuk ölen bir hero oldu anladınız mı? Ayo bir şey demiyorum. Çok geçiş kulapan bu arada. Kunka abi. Kunka. Bak Kunka ne oldu biliyor musunuz mu? Ya Kunka bunu göstermek istiyorum. Bunu gerçekten göstermek istiyorum abi. Bunu gerçekten göstermek istiyorum. Yani ben Kunka'ya nerf bekliyordum. Ama böyle bir buff gelmese yani gerçekten bilmiyorum yani ya. Gerçekten bilmiyorum abi. Bakar mısınız şuna beyler? Bakın, 1100 AOE içerisindeki, 1100 alan içerisindeki, tamam mı, bütün her yere, yani random olarak böyle 0.4 saniyede, 0.5 saniyede bir kabaran böyle bir spell eklediler. Yani artık bunu kaçarken mi kullanırsınız, adama dalarken mi kullanırsınız bilmiyorum. Gemi buffını %40 hasara sabitlediler. Ee, Tidebringer hala aynı. Bir boku değişmedi. Ben buna çok büyük bir nerf bekliyordum. X Marks'ın birazcık süresini şey yaptılar, Cooldown'unu arttırdılar. 14'e falan çıkardılar. Early game için birazcık nerflediler. Bence yeterli değil. Ee, bu 30 level olayının gelmesiyle ve hiroların her iki talentı, yani bütün talentları alması aşırı OP bir şey bence. Bundan en fazla etkilenenler işte böyle güçlü hero'lar olacak. O yüzden Kunkka bence uber güçlü bir hero oldu yani. Bir şey demiyorum. Ee, bu Magnus'un Aganim'i çok güzel oldu. Magnus'un Aganim'ine şey getirdiler. Skewer kullandığını 4 saniyeye düşüyor. Yani bu şu demek. Adama atladınız dagger'la, Skewer'la çektiniz, RP attınız. RP biterken bir daha Skewer atabiliyorsunuz. Bu da şu demek oluyor. Adama dagger'la atladın. Skewer'la çektin. RP'ye attın. Bir daha Skewer'la çektin. Refresh bastın. Bir daha Skewer'la çektin. Bir daha RP'ye attın. RP'nin bitişini bir daha skiverla çektim. Bu da şu demek adamı midten ta base'e kadar getirebiliyorsun abi. Doğru bir şekilde kombolayabilirsen. Aşırı güçlü. Aganimi çok güzel oldu. Ee, Magnus da görebilirsiniz oyunlarda. Bilginiz olsun. Magnus şu anda çok güzel. Skiver hızı falan da artıyor Aganim'le. Lifestealer'a söyleyeceğim. Lifestealer'ın in rage'indeki atak speed kalktı. Pasifine eklendi. Artık Lifestealer çok daha güçlü. Millet nerf falan zannetti ama Lifestealer şu anda top kerilerden bir tanesi. Luna neyse her oyun Luna olacak dediğim gibi her oyun Lifestealer'ı da göreceksiniz abi. İnanılmaz güçlü, inanılmaz güzel bir hero haline geldi Lifestealer. Ee, yani bir şey diyemiyorum. Lifestealer zaten NC'yi de dönen bir hero. Lane'de de kasan bir hero. 30 level olacak hero'lardan bir tanesi aynı zamanda. Ve şu talent'lara baktığınız zaman... Hani çift talent alan bir lifestealer'ı oyunda düşünün. Artı, neceden düşen item'lar var onlara da değineceğim. Ee, burası bu kadar. Başka her hero'ya yorum yapmıyorum zaten. Sadece kendi gördüklerimi, güçlü bulduklarımı ve işte olması gerekenler hani olmuş ya, onlara değindim sadece. Bütün hero'lara zaten yapmaya kalksak, bugün başlasak, yarın sabah anca bitiririz. Yapıyor bazı salaklar, ben yapmıyorum yani. Dün bir sürü yayıncı vardı, bütün hero'ları tek tek denediler. Neyse. Ee, şöyle. Bir de NC'lere LC ne ya? Abi LC'de çok bir şey değişmedi ki. LC'de ne oldu? Legion Commander'da ne ne değişti? O? Dur hayatım. Yani anlatmaya değecek bir şey değişmedi oğlum Legion Commander'ın diyorum ya zaten her şeye değinmiyorum o yüzden. Bir dakika dur ne oluyor? Koltuğun altında mı kaçtı? Abi böyle bir şey yok ya. Gizmo kedilerle kavga ediyor abi. Ne yapıyor kediler biliyor musunuz beyler? Mesela masanın üstüne falan bir şey koyuyoruz abi. Çıkıyor hemen atlıyor onu yemeye başlıyor. Buradan terlik fırlatıyorum. Hemen kaçıyor. 5 dakika sonra bir daha geliyor. Gizmo geldi geleli kedilerle kavga ediyor abi. Neyse. Şimdi ben şu NC'den düşen itemlara birazcık şey yapmak istiyorum. Abi donetlere falan bakacağım. Hepsine bakacağım. Ee, şu... NC'den düşen itemlar inanılmaz OP. Bak şimdi. NC'den düşen itemları eklediler. NC kastıkça bunlar düşüyor. Böyle 5. dakikada düşmeye başlayıp her 5. dakikadan sonra her 10 dakika bir 10 dakikada bir işte Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5 gibi itemlar böyle katlanarak gidiyor. Şimdi ilk başta düşen itemlar Early game için inanılmaz güzel. Mesela benim en sevdiğim Mango Tree ve şu Elixir oldu. Bu Elixir Bottle gibi 3 charge kullanıyorsunuz. 500 EP 250 mana veriyor 6 saniye içinde. 3 charge'ı var. 1500 EP 750 mana demek. Bu Keen Optic diye bir şey var. 75 kullanma menzili veriyor. Küçük bir Ether Lens gibi düşünün. 1,5 mana yenilemesi. Purman Shield PMS eski kanser item. <laughs> Bunu NC'ye drop olarak geri getirdiler, bunu işte %10'luk bir ihtimalle düşürebiliyorsunuz. Iron Talon aynı şekilde, bunların ne işe yaradıklarını zaten biliyorsunuz. Bu e, Iron Wood 3 diye bir şey getirdiler, 3 tane Iron Wood artı bunu düşürürseniz birleştiriyorsunuz stat veriyor ekstra. Şöyle göstereyim, ekstra artı 7 tüm statlara veriyor yani normalde 3 tane Iron Wood 3 stat veriyor eğer bunu düşürürseniz ekstra 4 stat kazanıyorsunuz öyle söyleyeyim yani. <laughs> bu Royal Jelly diye bir şey getirdi. İçeride mi kaldı o? Gizmo. Kapıyı aç da şu da çıksın ağlıyor. Kapı açık değil. Çıkamadı ağlıyor burada. Çıkart onu da ağlamasın. <laughs> Kardeş olur ya. Bak, nereye şimdi oradan nasıl tamam bırak kendisi çıksın. Ee, bu ne diyor? Bu diyor ki bak, ally unit yani herhangi bir dost üniteye buff veriyormuşsunuz bununla İki, perma kalıcı olarak 2.5 hp regen veriyormuş. Yani aynı ünitelerde de steklenmiyormuş. Öyle bir şeymiş bu. Mango tree diye bir şey geldi, inanılmaz güzel abi. Bir yere dikiyorsunuz bunu, iron branch gibi bir yere dikiyorsunuz böyle bu mango treeyi. Her dakika başı altına bir tane mango düşüyor. Mangolarda artık 3 taneye kadar steklenebiliyor inventörünüzde. Mangoları gidip dakika başına toplayabiliyorsunuz yani altından. Gayet güzel. Ee, şöyle söyleyeyim yani. Diyelim NC'de düşürdünüz. Gidin NC'nizde bir yere dikin ya da mide yakın bir yere dikin abi. Sap şey gelsin mid ya da keri gelsin gelsin mango alsın yesin yani. Gayet güzel. Ee, hoş bir şey yani. Ocean Heart diye bir şey geldi. Artı 4 ee, tüm özellikler diyor. Water Regen diye bir şey gelmiş in the river. Bu şey mi? 5 mana regen while... Abi bak 10 EP regen ve 5 mana regen veriyormuş. Bu üzerinizde olduğu zaman ama sanırım bu suyun içindeyken değil Eller, yanlış anlamadıysam. Suyun içindeyseniz eğer yani bu mid roller için çok güzel. 4 stat alıyorsunuz artı olarak. Suyun içindeyken 10 EP regen artı 5 mana regeniniz oluyor. Ekstra OP bir şey. Güzel yani. Broom handle diyor. 35 atak range. Mili hero'lardaymış sadece. Yani diyelim ki Mili herosunuz, Monkey King gibi uzaktan vurmaya başlıyorsunuz bir anda. Ya da işte Tiny gibi uzaktan vurmaya başlıyorsunuz. Bu üstünüzde olduğu zaman. 12 hasar 3 zırh. Kürek çok güçlü bir şey. Ee, bunu bulursanız beyler. 150 sağlık veriyor. Bunu e, aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Ee, bak. içinden bulabileceğiniz şeyler şu. 70 saniyede bir kullanılabiliyor. Kazdığınız zaman içinden şunlar çıkabiliyor. Bontirun çıkabiliyor. 2 ee, charge TP Scroll Bundle çıkıyor. Yani iki tane TP bulabiliyorsunuz. Ya da bir tane Kabolt buluyormuşsunuz. Enemy Kabolt. Bu jungle'da kestiğiniz yaratıklardan. Flask ne olduğunu bilmiyorum Flask'in. Yani her türlü güzel bir item ama. Ha, healing Cell buluyormuşsunuz Flask. Yani Healing Cell bulup basabiliyormuşsunuz. Faded Broach diye 225 mana 20 hareket hızı veren bir tane item var. Arcane Ring var. 8 zeka 3 zırh. Bir de bir bölgede mana yeniler diyor. Yani sanırım cooldown'u var. Aynen 40 saniye cooldown'u var. Bastığınız zaman Arcane Bot gibi. Arcane Ring mana veriyor işte. Arcane Bot gibi. Ee, arkadaşlar Tier 1 item'lar bilene çok güzel. Öyle söyleyeyim. Tier 2 item'lara gelecek olursak Grow Bow 100 saldırı menzili diyor. Sadece range Hero'larda. Yani Hurricane Pike kastığınız zaman gelen şey gibi. Ranch gibi. Artı 100 saldırı menzili veriyor. Çok güçlü Tier 2 item'lar. Yani Vampir Fangs diye bir şey var. %10 Life Steal, %10 Spell Life Steal, artı 450 Night Vision. Yani gece 450 Night Vision veriyor size. Artı %10'lar Life Steal ve Spell Steal veriyor. Aşırı iyi. Ring of Akulia var. Eski özlediğiniz Akulia'nın aynısı. Çok güzel bir item. E, repair Kit bu bayağı güçlü bir şey. Bildiğiniz bunu düşürdüğünüz zaman abi bu Building'lerinizden mesela Mid Tower'ınıza gidiyorsunuz. %40 HP yenileme yapıyor. 30 saniye içerisinde. Artı 10 armor ve 4 multi shot attack during this period diyor. 30 saniye boyunca da kulenize 10 armor veriyor artı artı olarak artı 4 multi shot diyor. Yani kule bir targete vururken 5 targete vurmaya başlıyor 30 saniye boyunca. Yani aşırı güzel bir item, güzel bir şey. Yenildiğiniz oyunlarda özellikle kule altı fightlarda onu kulelerinize basabilirsiniz. İyi bir şey yani. Pupils Gift 14 Secondary Stats. 14 gizli stat yok 2. ikinci stat. increase spot non bunu anlamadım. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Artı 14 secondary stat. ikinci stat. Acaba temel statlarının yanında yani hero'nun temel statı mesela Agility hero'suysa mesela int ve dex veriyordur anladın mı? Yani agility ve int veriyordur. Mesela STR hero'suna int ve agility veriyordur. İşte Agility tirosuna STR ve Int veriyordur. Int Heroes'una da STR ve Agility veriyordur. Öyle düşünüyorum yani. Galiba öyle. Değil mi? Doğru. Bence öyle yani. Bu Tom of Aghanim. Ee, mesela bunu düşürdünüz beyler. Bir tane elayınıza takımdan herhangi birisine bunu yediriyorsunuz. 3 dakikalığına Aghanim buff'ı alıyor verdiğiniz kişi. 3 dakikalık Aghanim'i oluyor adamın. Ee, Helm of the Ending artı 6 zırh diyor. Ee, survive for an extra 5 seconds after receiving a killing blow. Sanırım bu olduğu zaman öldükten sonra VK'nın aganim almış hali gibi 5 saniye daha yaşıyorsunuz. Her şeyinizi kullanabiliyorsunuz. Aynı o şekilde oluyor. Imclev diye bir şey var. 18 hasar pasif critic strike diyor. 10 saniye cooldown var. Empowers your next attack. Ee, %160 kritik damage vuruyormuş. Aynı şey gibi. Ee, alıyoruz ya. İki tane vuruyor hani böyle arka arkaya. Echo Saber'ın 10 saniyeli cooldown'lu hali 10 saniyede bir %160 kritik vuruyorsunuz. Yani öyle düşünün. Aynen öyle. Philosopher Stone diyor. 75 artı GPM bonus artı 200 mana artı eksi 35 atak damage. Hmm. Bu üzerinizde durduğu zaman dakikada 75 gold geliyor. 200 mana geliyor. Artı ama üzerinizden x35 atağınız gidiyor. Bu support item arkadaşlar. Köle itemi. Ee, nether e, nether shovel diye bir şey gelmiş. %20 büyü direnci. %8 büyü hasarı arttırıyormuş. Ama 4'te armor'unuz kırılıyormuş. Bu üzerinizde olduğu zaman. Dragon skill. 5 zırh. 5 sağlık yenilemesi. Ee, attacks to burn the enemy dealing. 12 damage per second. for 3 seconds. After effects. Oha! Bak bununla adama vurduğunuz zaman beyler bu varken adama vurduğunuzda 3 saniyeliğine 12 hasar veriyormuşsunuz. 12, 24, 36 hasar her vuruşunuz için. Ve bu buildingleri de etkiliyormuş. Yani Jakiro'nun 3. Şey, üçüncü skillini tower'lara atıyormuşsunuz gibi. Yani çok güzel bir itemmiş. iyiymiş. Essence Ring'de artı altı zeka 2.5 mana yenilemesi diyor. 25 saniyede bir 200 mana karşılığında da 375 mana ve 375 max health. Oha. 15 saniyeliğine mesela 1000 HP'niz var. 1375 HP'ye çıkıyor HP'niz 15 saniyeliğine. Ve 375 de heal diyormuş. İyi itemmiş ha. Vallahi iyi item. Tier 2 itemlar bile çok güçlü. Tier 3'lerde ne var bakalım? Ee, Craggy Code diye 13 armor, 35 atak speed. Bu tank itemi beyler. Bunu offlane'inize ya da 4 numaranıza verebilirsiniz. Sağ tıklamayan hero'larınıza verebilirsiniz. Bu Greater Fire da artı 30 hasar veriyor ve kullandığınız zaman da 500 HP restore yapıyor size. Ee, Fire, küçük Fear Fire bu büyük hali. Ama tek kullanımlık mı? Yoksa kalıcı 10 saniyede bir cooldown'ı var bilmiyorum. Değişik. Hiç bilmiyorum yani bunu. Ya da galiba 3 şarj falan düşüyordur herhalde yani. ya yani 2 şarjlıymış chatten öyle söylediler. Güzel bir item yani 1000 EP toplam. Ee, Quicking Charm 9 sağlık yenilemesi. Diyor ki reduce the cooldown time of all spells and items %13. Bunu üzerinizde tuttuğunuz zaman 9 sağlık yenilemesi artı bütün skill ve itemlarınızda %13 cooldown reduction veriyormuş beyler. Öyle bir güzelliği var. Mind Breaker %15 büyü direnci. Grants artı 30 mana break on atak and grants you stolen mana illusion steal artı 6 mana break. Yani abi diyor ki her vuruşunuzda 30 mana silersiniz diyor. %15 büyü direnci alırsınız diyor. İllüzyonlarınızda 6'şar mana siler diyor. Yani difle ve Anti-Mage'in birinci skill ile stackleniyor bu arada bilginiz olsun bayağı güçlü bir item. Spider Legs diyor ki %24 hareket hızı veriyormuş. Artı %30 turn rate. Yani hero'nuz daha hızlı dönüyor. Geriye tıkladığınızda mesela her hero'nun bir turn rate hızı var. Artı %30 ekliyor. Artı 24 bonus movement speed and free petting for 3 seconds. Yani phase bot bastığınız zaman 3 saniyeliğine şey bu olduğu zaman bunu kullandığınız zaman 10 saniye kullanımı var. Face botunuz varmış gibi 3 saniyeliğine böyle her şeyin içinden geçebiliyor musunuz? Walking over trees them to be destroyed. Oha ağaçların arasından da geçebiliyor musunuz? Oha lan ama ağaçlar kırılıyormuş. Anladığım kadarıyla. her yerden geçebiliyor musunuz? Vay anasını. Ee, şöyle bir item gelmiş beyler. 2 Bracer ya da 2 Null ya da 2 Raid bandınız varken hani satıp satıp item almak zorunda kalıyordunuz ya. Böyle bir item getirmişler. Eğer bunu düşürürseniz NC'den. Ee, şöyle 2 Null için %8 Spell Amp. Agility şey bandlar için artı 2 12 atak Speed. STR yani Bracer'lar için de artı %12 Magic Resist kazanıyorsunuz. Artı 14 Main. Bilmem ne bu ne lan? When brace attribute bu ne anlama geliyor? Other attribute. Evet. Stat mı? Anlayabilir miyim İkisine de değil alta. Ama ama şey olur. Drop olur. ha, anladım anladım. Tamam. Yani tamam anladım bunun ne olduğunu. STR artı 14 STR agility ya da int alıyormuşsun. Okey. E, ee, Clumsy Net. Bu neymiş? Artı 5 tüm özellikler artı 3 mana yenilemesi. Ve diyor ki Ensnayers the target enemy and yourself for 2 seconds. Oha. 25 saniyede bir kullanıyormuşsunuz abi. Rakibi ve kendinizi 2 saniyeliğine ensnare atıyormuşsunuz. Bununla. Artı statları var işte. Enchanted Quiver. Diyor ki empowers your next range attack with artı 400 bonus range. Yüzde, şey, 175 bonus magical damage and true strike. Oha. Bak bu diyor ki bu olursa 8 saniyede bir sniper'ın 3. skill'inin olduğunu düşünün. Bastığınız zaman 400 bonus range alıyormuşsunuz. 175 bonus magic damage vuruyormuşsunuz ve %100 true strike vuruyorsunuz. Yani miss vurma şansınız yok beyler. Öyle güzel bir şey bir güzellik getirmişler. Paladin sword 100, şey 17 hasar, %17 life steal diyor. Eee Yani %17. Yani bir de pasif olarak heal'lıyormuş. O yanasını. Oğlum çok OP bir item lan. Değil mi? Orb of Destruction diyor ki Eee Attacks with targets armor and movement speed slow and movement Bu da diyor ki arkadaşlar armor vurduğunuz adamın altı armorunu kırıyormuş. Eee mili hero'ları %30 range hero'ları %15 yavaşlatıyormuş. 4 saniye sürüyormuş. Valla o da güçlüymüş ha. Third eye. üçüncü göz. 300 bonus vision veriyormuş. Ve pasif olarak true sight diyor. Oha. Bu üzerinizde olduğu zaman beyler aynı gem gibi 500 range içerisindeki bütün görünmeyen üniteleri görebiliyormuşsunuz. Öldüğünüz zaman yok oluyormuş. Ama şöyle. Pasif charge loss diyor. Yani belli bir şarjı var. Mesela 5 tane 5 şarj düşüyor. Her öldüğünüzde bir tanesi gidiyor. En sonunda da bitiyor. Öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Titan Sliver. %22 base atak hasarı. %22 büyü direnci. %2 status resist. Oha. Satanik kadar status resist veriyor lan. Oha oğlum çok güçlüymüş lan bu tier. Bu anasını bu çok güçlü bir itemmış ha. Tier 4 itemlara bakalım. Diyor ki: Witless Shako, %28 max health increase. Yani 1000 EP'niz varsa 1280 EP'niz oluyor bu üzerinizde olduğu zaman. Ama %40 maksimum mananızdan gidiyormuş. Yani 1000 mananız varsa 400'ü gidiyor arkadaşlar. Yani HP veriyor mana gidiyor. Manaya çok ihtiyacı olmayan hero'lar için kullanılabilir. Timeless Relic %35 debuff duration artı %35 debuff duration yani bu şey gibi beynin enfable attıktan sonra skill attıktan hani attığı zaman yani statüs rezistini kırıyorsunuz adamın. 100, ha. Ha, aynen %35 attığınız debufflar daha fazla duruyor adamın üstünde. Yani 10 saniyelik bir debuff attığınız zaman 13,5 saniye sürüyor adamın üstünde. Öyle söyleyeyim. Mesela aksın yakmasını kullandınız. işte 10 saniye sürecekse 13,5 saniye sürüyor. Artı %10'da büyü hasarı veriyormuş. Pasif olarak. Spell Prism de diyor ki 8 tüm özellikler aktif olarak 80 saniyede bir kullandığınızda da Single target, not ultimate spell or item To be also cast on the different enemy. Nasıl ya? Bunu anlamadım tam olarak ne oldu. Bu ne yapıyor beyler? Ulti olmayan hedefli sikiği birine daha atıyor. Ha. Bu olduğu zaman 80 saniyede bir yani. Target olan bir skill'i beyler attığınız, target bir skill'i ultiniz olmadığı zaman iki kişiyi atıyormuş. Yani Skywrath'ın aghanimi gibi düşünebilirsiniz. Skywrath mage'in aghanimi gibi. Aynen, anladım. Princess knife. %60 atak projectile speed artı pasif hex strike. 12 saniyede bir diyor ki the next attack hexes the hit enemy into a frog for... Abi inanılmaz. 12 saniyede bir atak yaptığınız adamı 1.5 saniyeliğine kurbağa'ya dönüştürüyormuş. Oğlum çok güçlü lan. Oha. Flicker diye bir şey gelmiş. Dispels debuffs and blinks you to a random spot within 600 range. To not get disabled on incoming damage. Hmm. Abi debuffları kaldırıyormuş bu. 5 saniyede bir kullanabiliyormuşsun. 25 mana istiyor üzerindeki de şeyleri e şeyleri üzerindeki devafları dispel ediyor artı e random bir yere blink atıyormuş 600 range'lik bir mesafeye blink atıyor ama random e o arada da sanırım does not get disabled on incoming damage gelen hasarı engellemiyormuş ama gelen hasar her türlü geliyormuş üzerinize yani teleskop diye bir şey var eee scan cooldown'unu lower scan cooldown'unu %50 increases attack and cast range allies 1200 unit radius o ne lan scan cooldown'u radar cooldown'unu %50 azaltıyormuş bonus 125 attack range bonus 125 cast range veriyormuş 1200 mesafedeki unitlerinize oğlum çok güçlü lan Oha. Bu bayağı güçlü. Aralarında şu an gördüğüm en güçlü yani. En güçlü item bu şu an. Ninja Gear. 20 çeviklik, 25 hareket hızı. 45 saniye cooldown'unu. Kes smoke off. You say it on yourself only. Oha. 45 saniyede bir de beyler smoke basıyormuşsunuz. Bildiğiniz normal smoke. Kendinize bir tane smoke basıyormuşsunuz. 45 saniyede bir. Yani bunu şöyle e suikastçı bir hero'ya böyle gen katan bir tane hero'ya düşürdüğünüz zaman tek başınıza sürekli gen katarsınız 45 saniyede bir. Yani Illusionist Cape bu da diyor ki active create illusions 30 saniyede bir illusion çıkıyormuş. E, benim kontrolümde olmayan bir illüzyonmuş. Ha under control kontrol altında. Kontrol altındaki bir illüzyonmuş. E, Illusion Mastery. Pasif olarak da diyor ki Increases outgoing damage of all illusions by %10. Hmm. Anladım. İllüzyon 20 saniye duruyormuş. Senin elli'n kadar hasarı varmış. Y Senin yüzde elli'n kadar hasar alıyormuş. Yani. Havoc çamur 60 hasar, 18 kuvvet. 0.3 Base Attack Time Penalty knockback enemies 300 range içerisindeki tamam in front of you. Slowing tam 3 saniye. 3 saniye düşmanı %50 yavaşlatıyormuş ve knockback adamı 300 range knockback Yani 300 range kendinden ittiriyorsun. Yani şöyle düşün, sniper gibi bir oda olsa bir de sniper'ın bu knockback talent'ını alsan Adamı sürekli geri geri ittire 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 kesersin ya da draw gibi bir hero da olsa yani. Adamı sürekli it itele. Ama böyle vuruşuna artı 0.3 saniyede ekliyormuş yani 0.3 saniye daha geç vuruyorsun her atak başına. Yani bilemiyorum. Güzeldi, güzel de güzel değil de bunu istemem yani ben o kadar etkili bir şey değil. Magic Lamp diyor. 400 sağlık pasifi varmış. 75 saniyede bir de Universal Falls Below %15 They will receive heart dispel and be It 300 health. Hmm. Diyor ki bu Wearers'ın anlamını tam olarak burada anlayamadım ama %15'ten aşağı düşerse HP'leri e, ee, Dispel sanırım dispel oluyormuş ve 300 EP'de heallanıyormuş. gibi. Ha, giyenin demek, anladım. Yani bu üzerindeyken abi HP'n sanırım aynen. Değil mi? Yanlış anlamadım ya. Eon disk gibi aynı. İşte canın gittiği zaman %15 gittiği zaman HP'n dispel oluyormuşsun. Artı 300 EP heallanıyormuşsun. Aynı Aeon disk gibi. Aeon disk hiçbir şey vermiyor. Bu veriyor ama. Haen. Yani, HP'n %15'in altına indiğinde. Yani 1000 canın var, 150 canın kaldığında bu çalışıyor. Sana 300 EP veriyor artı skilllerden dispel oluyorsun. Yani. Ve 75 saniye cooldown var. Bayağı iyi. Güzel. The Leveler. %50 saldırı hızı diyor. Şey artı 50 saldırı hızı diyor. Yüzde artı 50 de cleave splash veriyor. Cleave araya 400 splash araya 250. Yani. Bu da iyiymiş. Battle free. Beleş battle free. Battle free'nin yanında 1.5 hyperstone olduğunu düşün. Yok şey. 0.90'lık bir hyperstone olduğunu düşün. Hyperstone 60 AP, atak speed veriyor. Bu 50 veriyor. Minotaur Horn 20 str veriyormuş abi. Ve diyor ki Grand Spell Immunity for 1.75 seconds. 1.75 saniyelik BKB 40 saniyede bir kullanılabilir. Initiator hero'lar için ideal. Centaur, Clockwork efsane item yani. Force Boots %50 hareket hızı, Dispel the user and push them 800 units in the direction they facing. Ya bunlar artı 70 itemları ama bunlar yani 70 dakikanın sonunda bunları oyun olacak da düşüreceğim de bilmem ne yani. Bunlar Desolator 2. Artı 100 hasar artı 15 saniye eline vurduğunuz targette 10-12 armor siliyormuş. Phoenix Ash 30 tüm statlarına veriyormuş. Rebirth diye bir pasifi varmış. Hepen full olduğu zaman bilmem ne bir şeyler falan yok. Bunları çok önemsemiyorum ya. 70 dakikalık hiç oyunum olmuyor benim. Oha Seer Stone diyor ki 500 kullanma menzili. Oha. Ve 800 vision bonus. Ananı avradını. Bu ne oğlum? Mirror Shield artı 20 tüm statlara. Ve diyor ki Echo Shield'ı varmış pasif. %25 chance to block and reflect most targeted spells. Speak to their caster. bunlar çok bak bu tier 5 itemler gerçekten çok güçlü ama bunları hiçbir zaman alamayacağız ya. Grants to target bonuses of every power in anything. Apex. Balista. 400 saldırı menzili. Knockback enemies with... What? Knockback enemies with every atak diyor beyler. Bütün ataklarda adamı nokluyorsun. Ananı. 400'de saldırıp oğlum bunu aldın mı yanına kimse yaklaşamaz ki lan. Woodland Traders. %50 hareket hızı %50 sağlık yenilenmesi. Book of the Dead. Bunu çok sevdim ben bu arada. Bu efsane bir kitap. 35 str, 35 zeka veriyor int. Ve diyor ki bak 6 level 3 tane necronomicon gelir diyor. Ve 90 saniye durur diyor. Yani 75 saniyedir bir 6 level 3 tane necro çıkarıyorsunuz beyler. Ve 90 saniye boyunca duruyor yani. İnanılmaz. Fallen Sky, Dagger ve Meteor bunu birleştiriyormuşsun. Okumak istemiyorum bunu ya. Allahlık ayıtlar. 250 saldırı hızı. Dört tane hyperstone, iki tane moon shard hızı veriyor beyler. İki moon shard hızı veriyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz mu? Dark Willow'un talentı var ya. 250 saldırı hızı. Ona dönüşüyor demek. X machine 25 zırh diyor. Reset item cooldowns. Reset the cooldown all. Oğlum 30 saniyelik refresh lan. Oğlum itemler olsun. Bak Diyor ki bütün itemlerini resetler diyor kanka reset reset the cooldown on all items diyor. Adam bak bütün itemlarını refreshliyor bununla 30 saniyede bir kanka. Ice Frog çıldırmış. Şimdi donate'leri okuyabilirim. Dur bir saniye. Önce şu peçi bitirelim de. Abi genel olarak ee, size şöyle söyleyeyim. Map'te de değişiklikler oldu. Dair midini falan Radiant'ın avantajını kaldırıp Dair midini birazcık dengelediler falan Radiant'a göre. Güzel oldu. Ward spotları işte Roshan'ın yeri artık Dair içinde eşit seviyede Radiant'la falan. Bence genel olarak güzel bir patch oldu hiroların bazıları evet, çok güçlü oldu ama yaklaşık 1 hafta 10 gün içerisinde meta'nın oturacağı ve hirolara nerf buff'lar geleceğini göz önünde bulundurursanız gayet güzel bir patch. Daha çok fight metası, ward'lar falan ücretsiz oldu biliyorsunuz artık. Ee, wordların ward'ların parası yok. Herkes alabiliyor. Kuryeler artık herkesin kuryesi var. Ee, artık herkesin kendine ait Kuryesi var 6 level olduğunuz zaman Kuryeniz uçuyor kimse uçurmuyor Mesela support 4 level kuryesi uçmuyor Sen 6 oluyorsun kuryen uçuyor İşte wardlar Fiyatları kalktı falan Yani oyuna Daha böyle nasıl söyleyeyim Supportları da dahil edip Daha fazla fight yapılacak bir meta geldi Artık daha fazla fight olacak Oyunlarda öyle söyleyeyim ee, Supportlar daha fazla oyuna dahil olabilecekler. Item kasamayan supportlara işte keriler, midler falan neceden düşürdükleri itemları verecekler. Fightlar daha güzel olacak. Yani siz her büyük patch geldiği zaman, her map değiştiğinde, her item eklendiğinde, her hero'lara büyük nerf'ler, buff'lar atıldığında diyorsunuz ki Dota bitti. Dota artık oynanmaz. İşte Dota 3 geldi bilmem ne cart diyorsunuz ama artık durum şöyle söyleyeyim beyler bunu demeyeceksiniz. Yenilik her zaman iyidir. Yenilik her zaman güzeldir. Şu an gelen meta gayet güzel. Şu an gelen yenilikler gayet güzel. Ee, alışmaya bakın abi. Alışın ve oynamaya devam edin. Çünkü oynadıkça seveceksiniz. Özellikle bu yeni hero'lar ve yani yeni itemler falan çok güzel. Evet oyun belki birazcık RNG'ye doğru yavaş yavaş gidiyor ama yapacak bir şey yok oğlum adam bunu sunuyor bunu oynuyorsun yani oynayacaksın öyle ya da böyle oynayacaksın dota bitmiş abi diye ağlamanın bir anlamı yok oynayacaksın öyle de oynayacağım böyle de oynayacağım öyle yani GG